Hatırlayacaksınız, geride bıraktığımız dakikalarda haberini sizlerle paylaşmıştık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konvoyuna yönelik silahlı bir saldırı gerçekleşmişti. Bu saldırı ile ilgili şimdi önemli bir yayın gerçekleştireceğiz ve hemen arkadaşımıza döneceğiz. Şanlıurfa'da bizi haber ekibinden Mehmet Mahmutoğlu bekliyor ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile özel bir röportaj gerçekleştirecek. Evet Hakan Ünsal, şu anda belediyenin önünde Şanlıurfa merkezdeyiz. Dün akşam gerçekleşen saldırının detaylarını öğreneceğiz. Öncelikle yanımızda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi var. Efendim öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. Evet. Nasıl gerçekleşti hemen öğrenebilir miyiz acaba? Biz dün sabah Siverek ilçemizdeydik. Siverek ilçesinde gerek Siverek Belediye'mizin yapmış olduğu projeleri, gerek Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu projeleri inceledik. Halkımızla bir araya geldik, Siverek'lerle bir araya geldik, esnafımızla bir araya geldik. Siverek'in temel sorunları vardı. Yağmur drenajı ve içme suyu problemleri vardı ilvanında. Oraya etkili bir şekilde çalışma yürütmek amacıyla tüm kadroyla oradaydık. Akşama kadar tüm çalışmalarımızı tamamladık. Tamamladıktan sonra saat 18.30 gibi Siverek'ten ayrıldık. Zaten olay da 18.40 gibi Siverek'in çıkışında, hemen bir 5-6 kilometre çıkışında çapraz olarak büyük silahlarla ateşe tabi tutulduk. Saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama oldu mu? Araştırmalar devam ediyor tahmin ediyorum. Bununla ilgili bir bilgi geldi mi size efendim? Hayır, bu konu araştırılıyor. Emniyet güçlerimiz, jandarma güçlerimiz, bu iş uzman olan birimler tarafından araştırılıyor. Tahkikatlar yapılıyor. Dün zaten hemen olay olur olmaz bölgeye intikal ettiler. Ben herhangi bir bilgi almış değilim. Başkanım, özellikle bir aylık bir dönem içerisinde başkanlığınızı yürütüyorsunuz ve geçmiş dönemlerde de halkın içinde olduğunuzu ifade ettiniz. Dün akşamki konuşmanızda da Allah'ın verdiği bir can ve bunu alacak yine Allah'tır gibi bir ifade, hizmete devam diye bir cümle de kurdunuz. Burada toplanan, belediyenin önünde toplanan halka hitaben neden böyle bir saldırı gerçekleşmiş olabilir? Şimdi Mehmet Bey, şunu söyleyeyim. Ben Şanlıurfa'da yeni siyaset yapmıyorum. AK Parti'nin kuruluşundan beri, 2001 yılından beri gerek il başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı ve 2009'dan bu yana da belediye başkanlığı yapıyorum. Belediye başkanlığı da 6,5 yıldır yapıyorum. Yeni değil. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, evet, yani 20-25 gün oldu. Sonuçta biz kendimizi hizmete adamış insanlarız. Şanlıurfa bizim topraklarımız. Şanlıurfa'mızı seviyoruz. Şanlıurfalı insanını seviyoruz. Hizmet aşkımızın olduğu tüm kamuoyu tarafından deklare ediliyor zaten. Olaylara çok acil müdahale ettiğimizi, Şanlıurfa'mızı geliştirmek istediğimizi, belediyecilik anlayışımızı ve yaklaşımımızın 6,5 yıllık bir geçmişi var. Dolayısıyla biz hizmet noktasında durduğumuz yer belli. Kamu lehine, toplum lehine, Şanlıurfa'nın menfaatine, bu şehrin gelişebilmesi için tüyü bitmemiş olan yetimin hakkını korumak ve geleceğe taşımak en büyük emelimiz ve hedefimiz. Bu doğrultuda uygun adımlarla gidiyoruz. Neden yapılmış olabilir? Şunu söyleyeyim. Yani gerek de biz adaletten şaşmıyoruz uygulamalarımızda. Dediğim gibi, yani yeni değiliz. Kamuoyunun çok iyi bildiği bir süreçten geçtik. Ben çok, yani sebep noktasında bir şey söyleyemem. Olayın aydınlığa kavuşması gerekiyor. Sebepleriyle, sonuçlarıyla bir an önce aydınlığa kavuşması gerektiğini düşünüyorum. Tabii Şanlıurfa'mız geniş bir coğrafya. Son iki aydır zaten memleketimizde güvenlik anlamda bölgemizde sorunların olduğu ortada. Geniş bir coğrafyayı yerel anlamda, belediyecilik anlamda yönetiyorsunuz. Dolayısıyla o kadar ilçelerimiz var ki, bugün 240 bin nüfusla Siverek bir il, işte yine aynı 200 bin nüfusla Viranşehir bir il, Birecik aynı şekilde. 19 bin kilometre karelik bir alandan sorumlusunuz. Dolayısıyla gerek kırsal gerek şehir anlamda hizmeti görebilmeniz, yürütebilmeniz, sevk ve idare edebilmeniz, sorunu çözebilmeniz noktasında hareket halinde olmanız gerekiyor. Biz de hareket halinde yapıyoruz ama hizmet çocuğuyuz, hizmet evladıyız, Şanlıurfa'nın evladıyız.